Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Peker gayrimenkul hissesine bakacağız. Daha doğrusu bu hisseye öyle bu hisseye bakıyoruz. Yani çok soran oluyor. Yani aynı hisseye sürekli dön 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 bakmak çok iyi olmaz. Bilginiz olsun. Aşağı geldiyse konumlanacaksınız. Yani konumlanıyoruz. Konumlandıktan sonra manipüle seviyesi olursa, baskı yerse biraz da maliyetimizi çekiyoruz. Ondan sonra ne olacak? Yukarıyı bekleyeceksin arkadaşlar. Ya da yukarıdaysa hisse almak için aşağıyı bekleyeceksin. Aşağıda ise yukarı çıkmasını bekleyeceksin. Yani sürekli bir hisse böyle sormanın, yani sorun tabii ki, bakın yanlış anlayın, şimdi soran insanlara kızmıyorum. Kızar gibi konuşuyorum ama kızmıyorum. Yani ama şu aşağı geldiyse bekleyeceksin ya yukarı. Yukarı gittiyse de aşağı gelmesini bekleyeceksin yani. Yukarı gittiyse bakmayacaksın. Dirençte ya da yukarıda Allah bereket versin diyeceksin. Kâr cebe koyacaksın. Aşağıdaysa da sabırlı bir şekilde kademe kademe toplama mantığıyla toplayacaksın malını. Ondan sonra ya 3-5 düşer. Bu piyasada baktığınız zaman 3 ayda 4 ayda sürekli bir baskı var. 4 aydır 3 aydır baskı bitmiyor. Ha şimdi yaz dönemi bitiyor. Herkes yaz tatilinden dönecek mi önecek derken sonbahar geldiği zaman bizim piyasalar canlanır. Ya biraz da hisse bazlı bakın. Endeks olarak değil de hisse bazlı bakın. Hisseniz ucuzsa endeks kaydığı zaman endeks kadar düşer ama hızlı bir şekilde toparlanır. Ama yeter ki primli hisseden uzak durun. Şimdi hissenin durumuna gelmeden önce arkadaşlar benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Telegram kanalım, Telegram sayfam var ve de WhatsApp iletişim hattı da oluşturdum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Telegram'a arkadaşlar YouTube'a geldiğiniz zaman açıklamaları da bırakacağım. Resmimin yanında bir link var. Bakın burada hemen. Masum'un imleciğinde görürsünüz. Buraya tıkladığınız zaman direkt karşınıza ben çıkarım. Buradan iletişim sağlayabilirsiniz. Veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bakın burada WhatsApp iletişim hattım yazıyor. Yayının ön ekran fotoğrafı olarak da atacağım. Bilginiz olsun. Yani kendi çalışmalarım var. Telegram'da ayrıca VIP kanalım vardır. Küçük bir ücret karşılığında alıyorum arkadaşlar. Yani hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız direkt VIP kanala beklerim arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmayalım lafı. Peker Gayrimenkul'e bir bakalım. Şimdi arkadaşlar hisse pahalı değil. Ucuz. Yalnız işte imiğine çöküyorlar. Yani tepesine çöktükçe çöküyor. Sadece bu hissede yok. Hepsinde var. Bakın Vera konsepti, ben analiz yaptım. Bakın onda bile bölündü, bir tavan yaptı, ondan sonra aşağıya bastılar. Hisse mesela Eder'in çok çok altında. Ya Peker de ucuz, pahalı değil ki. Sen kaç lirada mal ettin bak şimdi. Bekle. Şimdi TL olarak çekeyim. Ya sen 36-37'den veya ne bileyim 14'lerden 20'lerden mal etmediysen ya da 9'lardan stoklamadıysan çok bir sıkıntı değil ya. Bakın biz bu işleri çok al sat yaptık. Dönecek diye millet satmadı. Dönecek diye satmadı. Bakın kaç kez yapmış, haftalık baza çekerim. Bakın arkadaşlar biz 787 liradan aldık. Bakın 11'lerde biraz erken sattık. 11'lerde sattık. Düştü mü? Tekrar 7.80'lerde 8'lerde topladık mı? Topladık. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? 10 lirada bir sattık mı? Sattık. Tabii şu günlüğe aldığım zaman biraz da hareketi var. Bakın buradan kalktı. 9 liraya gitti bakın. 2 kez, 3 kez biz bunda al sat yaptık. Ne oldu? Şimdi topluyoruz. Tekrar topluyoruz. En maksimum maliyetimiz 7 lira. Yani abone değişir tabii. Kişiden kişiye değişiyor. Maksimum maliyetlerine 7 lira. Maksimum o da. Şu an kaç? 5 liraya. 30 lira nerede? 20 lira nerede? 10 lira nerede? Yarı yarıya zarar ya. Bizim o kadar değil. Bizim zararımız böyle büyük olmuyor. Zarar ister istemez borsada ister istemez hemen kar yazmayabilir. Toplarsın, küçük bir zarar eder. Ondan sonra çıkmasını beklersin. Şimdi hissenin durumuna gelelim. Hisse şimdi arkadaşlar desteklerde desteğinden zaten hep değmiş, hemen toparlamış. Yani küçük bir toparlanma. Gerçek bir tepki değil bu. Daha adam akıllı bakın aylık bazda doğru düzgün yeşil mum yakmamış. Daha dönüş yapmamış. Yani şuradaki olayı yapıyor bakın. Buradaki olay. Bakın buradaki olayı yapıyor. Buradaki olayı yapıyor. Bu hissenin karakteri o. Bakın karakter diye hissede karakter olur mu arkadaş? Var. Her hissenin karakteri farklı. Bakın böyle götürmüşler.
Çakmışlar, aşağı süründürmüşler, geri kaldırmışlar. Hatta şöyle yapalım. Bakın kaldırmışlar, indirmişler, süründürmüşler. Onu bir yapmış mı? Kaldırmışlar, indirmişler, süründürmüşler. Ondan sonra bak bir hafif bir kaldırmışlar, düzeltmişler. Ondan sonra ne yapmışlar? Tabii oralarda da düzeltme vardır. Şu an aylık olduğu için görünmüyor ama onlarda da vardır. Yani şöyle dikin yukarı götürüyorlar. Ondan sonra aşağı basıyorlar. Ondan sonra şöyle bir düzeltme, yani bir hafif bir uğraşma. Ondan sonra şu şekilde biraz uzun sürebilir. Bir dönüş hemen olmayabilir. Ama biraz vakit aldıktan sonra bu böyle daha da üstüne koyar bakın. Daha da üstüne koyar. Bilginiz olsun. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Bu bilginiz olsun ne kadar çok kullandım. Şimdi fark ettim. Herhalde gece sabaha doğru oldu ya. Gece bile sabah sabah. Herhalde yorgunluktan. Şimdi bu hissede şu an tepki beklenir. Bakın açık söyleyeyim. Şu an bu hissede tepki beklenir. Tepki yaptı mı yapmadı. Ha diyelim düşmeye devam etti. Bakın şu hadi düşmeye devam etti. Kaç etti? %6 civarı bakın. Bura çok sağlam. %6'sı çok sağlam. Çok sağlam. Şimdi Peker gayrimenkule notumuzu alalım. Pekge'yi %6 çok sağlam. Ha ne olur tepki yapar kaldırırlar düşerse ondan sonra tepki yaptıktan sonra düşerse ne düşer ona bakalım. Çünkü o önemli kaydırırlarsa arkadaşlar %20 %21 hatta %20 %21 biz %20 diyelim düz hesap. %20 burada tekrar bakmak lazım. Aşağı kaydırırlarsa farklı seviyeler çıkabilir. Hayır, zannetmiyorum da yine de bakın şu hissenin zaten şeyi bu. Bakın şöyle bir dalgalanması var. Şurada da bir manipüle seviyesi var da oraya inşallah sokmazlar. Yani ben mi yanlış gördüm? İnşallah yanlış görmüşümdür de. Ama şu anlık hissede tepki beklenir. Ha tepki beklenirse ne olur? Aralarda tabii destek dirençleri vesairesi var. %26. Bakın kalkarsa direkt %26'sı var. Aylık grafikte aylık olarak %26'sı var. %26. Tabii şöyle söyleyeyim. Tabii buralarda da direnci var mı? Var. Yok değil. Yok değil ama %26. Ana direnç. Ondan sonra %40'ı var. %40. Buraları yapar. Burayı kırdıktan sonra %65. Bakın %65. %65 önemli. Buraya takılabilir. Sağlam direnç. Çünkü sağlam destekmiş. Şu an sağlam direnç olur. Ondan sonra bir düzeltme yer. Olasılıkları söylüyorum. Ya da direkt giderse %103'ü var. Burada güzel satış yer. Hızlı satış yer bir anda verir bakın. Bir anda. Diğeri verir ama çok hızlı değil. Ama buraya değdirirlerse bir anda olduğu gibi aşağı verir. İleride tabii yükselecek. İleride yükselecek. %138'i var. Bu tabii ki zamanlı olacak. Bazı ana dirençleri kırdıktan sonra gideceği yerler. Ya biraz vakit alabilir. %170. Bir yerde şunu yaptıracaklar arkadaşlar. %300 ya. %280 hatta. Aynen. %280'i var. Yani 3 kat civarı bir katlayışı var. Ama ya şu mesafe biraz şey. Bakın burada 2019 Mart ayında başlamış. 6-7 ay civarı bir şey mi? Bir bakalım şuradan. Tarih aralığı. Yani 425 gün. 10 ay falan mı ediyor? Yok. Daha fazla ya. 2019 Şubat ayı. Tamam. Aynen. Bir yıldan fazla oluyor. Çok da değil de bir yıl. Şurada kaç şey vermiş? Bir bakalım bir. Burada da 400 1,5 yıl civarına tekabül ediyor. Mayıs 20 2021 Mayıs. Aynen 1,5 yıl. 1,5 yıl arkadaşlar bakın. Bu hisseyi aşağı düşürüyorlar. 1,5
yıl, 1,5 yıl civarı süründürüyorlar. Ondan sonra bakın, süründürdükten sonra bir kaldırıyorlar. Kaç kaldırmışlar? Bakın 6 kata yakın. Burada da bir kaldırmışlar arkadaşlar. Wow, çok güzel. 16 kat. Bakın 16 kat. Bakın burada 6 kat, orada 16 kat. Daha fazla katlıyor. Ama biraz sabır. Sabır. İşin şeyi sabır. Kötü değil aslında, böyle bir hemen değil, parça parça sürekli düştükçe toplanabilir, toplanabilir. Uzun vadeciysen. İleride çok güzel yerleri olacak bu işlerin. Şimdi TL olarak söyleyelim. %6. TL 80 kuruş. Bakın 4 TL 80 kuruş. Sağlam. Çok güzel sağlam. Oldu ya. Şimdi hatta doğru düzgün tepki yapmadı. Ama tutup fırıldaklık çevirlerse, aşağı kırarsa %20. Yani 4 TL civarı. Bakın 4 TL civarı. 4 TL 10 kuruş. 4 TL. Ama sonra gelmeyebilir. Şu anlık tepki beklemek lazım ise. Tepkileri ne yapar? Arkadaşlar aralarda tabii direnç olabilir. Ona bakmadım. Çok rakam vermek istemiyorum. 6 TL 40 kuruş. 6 TL 40 kuruş. Ondan sonra %40. TL 10 kuruş. Burası direnç, yani takılabilir. Burayı kırarsa %65. Ya burada biraz şey ya, buralar nasıl diyeyim, satış yiyebilir. 8 TL 40 kuruşu var. Ha, satış yiyip kırarsa bir arada şunu yaptıracaklar. Yani %103'ü var. Ya burada satış her türlü. Ya bu hissenin karakteri şöyle. Kaldırıyorlar, satış yapıp aşağı komple basıyorlar yani. Sürekli girdap gibi içe çekiyorlar arkadaşlar. 10 TL 30 kuruş. Bunu da alacaksın, satacaksın. Al gülüm, ver gülüm. Polemiğe girmeyeceksin. Böyle dönüşmün bir anda olmayabilir. Ha, küçük yatırımcı tamamen elinden boşaltır. Allah belasını versin, lanet olsun falan der deyip hisseden uzaklaşırsa bu hisseyi alıp götürürler. O ayrı bir mesele. Ama diğer türlü küçük yatırımcı bunu tuttuğu sürece, yukarıdaki alanlar satmadığı sürece hemen götürmezler. Biraz bıktırma yaparlar. Ha, bir yıl yani o civarda, ha o zaman dönüş olur bakın. Şimdi tepki yapar, o zaman dönüş yapar. %103, ondan sonra %138'i var. Ya tepkisi bile yeter ya. Allah bereket versin. 12 TL 15 kuruş, hatta 12 lira diyeyim. 100 12 lirası var. %170. Yani 14 TL'si var. 14 TL'si var. Ondan sonra %280. Yani 19 lira falan, 20 lirası var bakın. İleride bu hissenin 20 lirası var. Yani 4 lirayla 20 lira bandında şu an hisse. 4 TL ile 20 TL bandında. Bilginiz olsun. Aşırı bir manipüle, yine yani manipüleye uğrarsa o zaman tekrar bir bakmak lazım. Şu an hissede tepki beklenir. Yani ben aldım. Benim maliyetim kaç lira? Yani 3 hesaptan falan ben ayrı ayrı alıyorum. Birinde 5,30, birinde 6,5, birinde 6,80. Yani 7 liranın altına tuttuğunuz zaman sıkıntı olmaz. Paranızı kurtarırsınız. 6 lira ve 6 liranın altında tutarsan, 6 TL ve 6 TL'nin altında tutan kişi de rahatlıkla bunda kar elde edebilir. Tabi yine de alıp satıp tutmak bilmem ne vesaire yatırım tavsiyesi değildir. Onu diyemeyiz. Karar sizin. Arkadaşlar Peker Gayrimenkul diyemedim. Pekke'yi sesinde durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan ricam, kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz sevinirim. Hayırlı akşamlar dilerim.